Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine devam ediyoruz. Nasıl bir Avrupa Ligi, hemen düzeltelim. Avrupa'da düzenlenen bir küçük turnuva ama bütün dünyanın gözü şu anda burada. En son hatırlayacağınız üzere Kolarov takıma sonunda transfer ettik ve yaklaşık 10 milyon 15 milyon euro da yine harcayabileceğimiz bir para mevcut. Arkadaşlar, benim çok beğendiğim bir tane futbolcu var. Onu bir bulmaya çalışacağım şimdi. Sol açıkta oynuyor. Portekizli bir çocuk. İsmini unuttum şimdi. 18 yaşında, evet. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Bu çocuk gerçekten geleceğin en büyük yıldızlarından bir tanesi olacak. Potansiyele sahip. Satın alma teklifi. Aa, götürebiliyorum. Çok güzel. Bakalım, bir tane de bir kanat futbolcusu böyle almış olalım. Takıma paso yaşlıları yerleştirmeyelim yani. Zaten Kolarov'umuzu aldık. Gustavo'muzun yaşı var. Hemen bir transfer teklifiyle başlayalım. Transfer ücreti. 15 milyon dolar param var. Son parayı da ben bu arkadaşa kullanacağım abi. 10 milyon euro bu adama az bile gelecek bence. Bir deneyelim bakalım. Umarım reddetmezler. Bir dakika. Yanlış. Aynen. Lan dur. Yanlış şeyi yapıyordum. Az kalsın beni yine kovacaklar daha. Şöyle 10 milyon dolar oluyor. Ha, 10 euro oluyor. Evet. 10 milyon euro veriyorum abi. Okey miyiz? Lütfen 15'i yapmayın. Lütfen. Uygun mu? Aa, uygun dedi la. Ulan biraz fazladan attık yine. Dediğim gibi yani oyunun piyasasını bilmediğim için arkadaşlar. Bir de Marin'i transfer edelim bakalım. Marin gel bakalım oğlum. Oğlum Marin gerçekte Fenerbahçe'ye gelse var ya, çok büyük iş olur. Bütün dünya bizi konuşur. Öyle bir potansiyeli olan bir çocuk bu Antonio Marin. İlk 11'i düşünüyorum. Vallahi çok düşünüyorum. İlk 11'e çok önemli bu. Ben ilk 11'de oynatırım bu adamı. Bunu kabul edemeyiz. Bu oyuncu tüm sezon yedek kulübesinde geçmekten sıkıntı koymuşlarsa yeter süre. Tamam oğlum. Ha, ben yanlış bir şey seçtim herhalde. Tamam. Peker vardı sözleşmenin konusu. 4 yıllık. Süper. Okeyim. 4 yıllık okeyim. Lan buraları okumak lazım. Bak az önce başka bir şey söylemiş. Ben de oynatacağıma dair mükemmel dedim sanıyorum. 4 yıllık uygun. Okey. Serbest kalma bedeli istemiyorum. Lütfen siz de istemeyin. Hah, maaşa geçtik şimdi arkadaşlar. Şimdi Kolarov kabul ettiğine göre bu da böyle bir para alsın hadi. Takımdaki dengeleri bozar mıyız acaba lan? 50 bin euro da sana peşin para veriyorum. Almak istiyorum çünkü abi, kaçırmak istemiyorum. Az önceki gibi masadan kalkıp giderse. Ah, makul. Marin, Fenerbahçe'mize hoş geldin. Antonio Marin Fenerbahçe'de. Antonio Marin'i aldık. Şimdi bilmeyenleriniz olabilir arkadaşlar. Ben bu Antonio Marin'i FM18 oynarken ta o zamandan takip ediyordum. Hani bayağı yaşı küçük bir kardeşimiz. Fenerbahçe'ye son derece büyük başarılar getirecektir diye ümit ediyorum. Hemen kadromuza gidiyoruz ve bu iki futbolcuyu ne yapıyoruz? Takıma monte ediyoruz. Şimdi öncelikle Hasan Ali'cim, senden git lan. Git lan. Git. Marin'cim gel gel. Oo, bu da sol açık oynuyor. Rodriguez'den zaten memnun değildim. Yine de yedeğe alacağım Rodriguez'i. Şu Dirar, senin ne işin var oğlum ilk 11'de Dirar? Yürü git lan. Jason'u hiç beğenmedim. Bu, biz şöyle bir şey de yapalım arkadaşlar. Bu futbolcuların yarısından çoğunu hemen satalım. Nerede şu Jason? Jason'u da beğenmedim. Şu şeyi kaydedelim. Hemen ne yapıyoruz abi? Kadro merkezimize öncelikle bir geliyoruz. Bakın, Fenerbahçe'de yapılması gerekenleri gösteriyorum size. Baştan. Bir. Şu. Git lan. Yürü git. Harun kalsın. Kolarov, Hasan Ali. Hasan Ali'yi yedek tutacağım için göndermiyorum. Sadık'la kalsın. Jason. Kardeşim, seni transfer listesine eklememizin vakti geldi. Tolga, senin zaten işin yok. Tolgay, senin hiç işin yok. Oğuz, Kaan, sen hadi kal şimdilik böyle. Ozan Tufan da bile gönderilebilir hani, ama şimdilik hadi o da kalsın. Alper Potuk, yallah. Mehmet Ekici, yallah. Nabil Dirar, yallah. Bakıyorum, Frey zaten hala bize değil. Evet, bu futbolcuların hepsinin acilen gitmesi gerekiyor. Daha geldiği zaman da gönderilecek futbolcular var. Onları da geldiği zaman artık göndereceğiz. Şeyden bir gelsinler. İzle için teklif. Bayern kimden? Kimden gelmiş lan? Ha, Bruno Aires, Marus. Vallahi İzle'yi vermem. Teklifi reddet. Hiç kusura bakmayın. Hiç görüşmeye bile gerek yok. Hiç görüşmeye gerek yok. İzle'yi alamazsınız. Bir de başkan bana bir şeyler falan söylüyor. Vizyonunuz, beklentilerini cevaplar mutlak. Oyuncu sohbeti. Tolga Ersan. Ne diyorsun? Selam hocam. Bana sormadan bazı kararlar almışsınız. Şaşırdım ama aslında mutlu oldum. Başka takım etmen iyi olur. Hadi ama. Bence de.
Aynı fikirde olmamız güzel. Bu adamları ben bir göndereyim. Şaşırdım ama mutlu oldum diyor. Güzel. Başka takımda gitmen daha iyi olur. Gidin kendinize futbol şey bulun abi. Gidin. Fenerbahçe'de bir geleceğiniz yok sizin. Şimdi. Ulan maç zamanı. Geldi. Ama benim kadrom yorgun. Ha değilmiş. Tamam güzel güzel. Az önce bir ileri demiştik değil mi? Öncelikle oyunu şurada bir kaydedeyim. Elektrik gider bir şey olur falan. Korktum anasını satayım. Haydi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Leganes'le oynuyoruz. Maç kendi evimizde mi? Evet. Fenerbahçe, Ülker Arena'da. Şükrü Saraçoğlu stadı diyelim ya. Niye Ülker Arena diyorum ben ya? Şükrü Saraçoğlu oğlum. Görüyorsunuz sol bekte Kolarov. Sol açıkta Antonio Marin oynuyor Fenerbahçe'de. Bakalım ikisi de ilk defa forma giyecekler. Haklarında hayırlısı diyelim. Bol bol arkadaşlar bu süreçte arka arkaya sizlerle FIFA 20 kariyer videolarını paylaşmayı düşünüyorum. Kuruze yap bakayım bir plase oradan. Pek senlik değilmiş Kuruze. Devam edelim biz. Ve maç başlıyor. Vedat. Kuruze ile oynadı. Kuruze şimdi Gustavo ile. Antonio Marin topla ilk defa buluştu. Wow, Marin'den hemen klas hareketler. Ve Kolarov. Fenerbahçe'nin sevgilisi Kolarov. Şimdi içeride arkadaşını gördü. Kuruze topla buluştu. İçeride Vedat'ı gördü. Vedat döndü. Kolarov'un free kickleri sevdiğini biliyoruz. Kuruzecim kusura bakma o topa Kolarov vurur. Kolarov var oğlum. Gel. Şuraya. Vur bakayım. Kolarov! Kolarov! Ne yaptı? Ne yaptı öyle? Fenerbahçe'deki ilk maçında taraftarları havalandırmayı başardı. Lan ne yaptın Falek, ne yaptın oğlum? Kimse yokken o kadar adam içerisinde nasıl kimse önün olmadığı bir yer atabildin ya? Oğlum Kolarov ne yaptı az önce lan? Ne patlattı ha? Serdar Aziz hemen tecrübesiyle girdi aldı. Şimdi hata çıkan taraf yine Fenerbahçe. Ozan Tufan topla çok süratli. İçeride Vedat'ı gördü. Vedat arka tarafta Kuruze'yi gördü. Kuruze döndü. Kuruze vurdu. Kuruze'ye bak kaleci. Fenerbahçe Leganes miydi ne? O takıma karşı şu anda gayet üstün bir performans sergiliyor. Orta geldi şimdi. Ortaya karşılık veremedi Fenerbahçe takımı. Şimdi Marin. Ne Marin'i lan? Marin valla. Marin'in orada ne işi varmış? Güzel. Gustavo. Kruse içeride Ozan'ı gördü. Ozan Tufan. Boş kale. Boş kale. Ulan oğlum ya. Ulan boş kale lan. Arkadaşlar bu arada 6 dakikaya çıkartacağımı söyledim ya, hiç gerek yok. 4 dakika yaparız, hızlı hızlı 2 tane maç izlemiş olursunuz. O yüzden maçları 6 dakika değil 4 dakika yapmaya karar verdim. Son derece keyifli bir seri olacağını düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider bu seri ve birlikte gayet güzel iş çıkartırız. Şimdi Kuruze topla buluştu yine. Ama son derece güzel bir müdahale geldi savunmadan. Kuruze belki de o da beklemiyordu bu müdahaleyi. Şimdi hata geliyorlar ama Serdar. Serdar bir anda rakibinin arkasında kaldı. Hemen oraya Kolarov tecrübesiyle geldi. Sezdi ve rakibinin önüne geçerek topu kazandı. Marius Isla. Sağ kanatta şimdi Deniz Türüç ile oynadı. Deniz Türüç göbekte Kuruze'yi gördü. Kuruze şöyle bir baktı takım arkadaşlarına. Sol tarafta yine Gustavo. Gustavo kanada oynadı. Yeni transfer Marin. Marin hızlı bir şekilde topu kanada taşırken şimdi bindir... La oğlum niye bindirmiyorsun? Allah Allah Kolarov'sun sen bir de ya. Bindiriyorsun diye beni kandırdın Kolarov ya. Soldan bindiriyor sandım arkadaşlar. Direkt şey yaptım. Kolarov gördüğünüz gibi yaşlı kurt hala bana mısın demeden driplingine devam ediyor. Ozan Tufan. Topla çok süratli bir oyuncu. Ozan dikine doğru koşuları gerçekten çok üst düzey olan bir futbolcu. Şimdi Ozan pasını attı. Allah. La oğlum... Vedat'ın bazı pasları beni benden alıyor ya. Hemen kademeye geldi ve izle gördüğünüz gibi rakibinden topu söktü aldı. Şimdi Gustavo takımın kaptanı Antonio Marin'i gördü. Marin ortadaki Kruse ile oynadı. Kruse şöyle bir takım arkadaşlarına bakıyor. Marin'i gördü tekrar. Marin topla bakalım neler yapacak. Verdi geri almak istedi ve aldı. Marin. Geri oynamak istedi. Başarılı da oldu. Oo çok güzel pas. Dışarı çıkarttı. Vedat Muric. Wow. Vedat Muric. Savunmada şu anda son derece tehlike yaratan futbolcular arasında görünüyor. Rakip savunmada. Ulan be. Şurada kafayı vurur mu dedim de vurmadı. Devam Fenerbahçe'yi. Bundan sonra Fenerbahçeli arkadaşlar korkmayın. Bundan sonra
Kaptan Toygun Fenerbahçe'nin başında ve saç baş yolmayacaksınız artık. Artık doğru kadroyu çıkartacağım. Bu takıma doğru transferler yaparak takımı adam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Avrupa'ya da taşıyacağım lan Fener'i. Oğlum alsana lan şu topu. Niye alamıyorum ben bu topu ya? Heh. Çok zorlanıyorum nedense. Başkası olsa var ya hap diye alır. O konuda sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe çıkıyor Kolarov'la. Kolarov göbekteki Gustavo'yu gördü. Ozan Tufan. Ortadan yine yaptı driblingi. Ozan gidiyor. Fazla gittim. Fark ettim çünkü bir an elim ayağım kaldı. Böyle kilitlendim kaldım. Ne yapayım, ne yapayım, şaşırdım ya. Devam edelim. Deniz Türüç arkadaşlarına baktı. Şimdi güzel bir taç atışı. Topla buluşan Ozan Tufan. Takım arkadaşı İsla'yı gördü. İsla bıraktı Ozan. Tekrar şimdi Kruse. Kruse'den mükemmel bir plase. Tekrar bakıyoruz. Kaleciden de aynı güzellikte bir kurtarış geldi. Kruse ölçtü, biçti. Karşı köşeye doğru kalecinin sağına doğru vurdu ama görüyorsunuz Kaptan Toygun son derece stresli. Takımının çünkü mutlak galibiyet ihtiyacı var derken topu elinden kaçırdı kaleci. Ona böyle şeyler oluyor muydu lan bu oyunda? Hiç beklemiyordum ha. Serdar Aziz hemen göbekteki arkadaşıyla oynadı. Ulan oğlum bırak da gidek ya. İlk yarıya şöyle bir baktığımız zaman Kolarov'un muhteşem bir frikiği var yine. Kaleciden mi döndü, orta saha şey direkten mi döndü orayı hatırlayamıyorum. Burada gösterir mi acaba? Yok göstermedi. Tamam. Şu an her şey iyi gidiyor. Daha iyi olabilir. Üstün oynayan tarafız. Daha kalemize bile gelmedi Leganes denen takım. Leganes Meksika takımı mıydı ya? Yoksa İspanya takımı mıydı Leganes? Hatırlayamadım şu an bir an ama. Şu an bir an. Çok güzel bir cümle. Bazen kendimle dalga geçmeyi çok seviyorum. Gustavo hemen rakibini karşıladı olmadı. Sağ tarafta Deniz Türüç. Kanattaki futbolcu. Rakibini hemen karşıladı. İzla hemen rakibinin önüne geldi. Soldan geliyorlar şimdi ama İzla tabii ki geçit vermiyor. Bu maçı kesin kazanması gerekiyor Fenerbahçe'nin çünkü gruptaki diğer takımlara nazaran biraz daha basit bir takımla oynuyor. Oğlum ne oluyor ya? Şimdi Deniz Türüç. Deniz çok süratli. Göbekte Vedat Muriç'i gördü. Aman aman içeride boşaldı. Geç kaldım ya. Ben bir tık geç kaldım. Benim hatam vallahi. Çok güzel koşu yaptı herif. Eliyle de göster daha at bana diye şöyle yaptı. Benim hatam abi. Bir tık geç gördüm. Olsun diyor. Olsun diyor. Hoca kenardan takımlarına motive etmeye devam ediyor. Kaptan Toygun. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Başlangıçta hocayı değiştirerek Fenerbahçe değişime başlamak istedi derken şu an Leganes tehlikeli geliyor gibi. İzla hemen geldi ama ortasını yine de yaptı. Sakin çocuklar. Şimdi Marin. Haydi oğlum. Antonio Marin gördüğünüz gibi bir anda süratlendi. İçeride Vedat'ı gördü. Vedat pas atacak arkadaşını arıyor. Şimdi Marin'i gördü solda. Marin topla buluştu. Bakalım neler yapabilecek. İçeride Vedat'ı gördü tekrar. Ama Vedat topu ayağında tutamadı. Marin de Fenerbahçe'deki ilk maçına çıkıyor. Henüz 17 yaşında. Aman ne. Yine izla. Şimdi Gustavo. Baktı şöyle bir. Kruse'yi gördüler. Kruse Marin'i gördü. Marin çok süratli. Marin. Ah be Marin. Ah ben yaptım. Kötü yaptım. Bazen şut pas yaptığınız zaman arkadaşlar böyle bir mala bağlıyor yapay zeka. Onu kullanıp önüme kaleye alıp şut atarım diye düşündüm ama maalesef olmadı. Marin hemen geldi ve aldı. Şimdi Ozan Tufan. Haydi oğlum hızlı bir atak. Bindir. İşte bu. Tek top oyna. Lan oğlum tek top bastım ben. Bu arada oyuncu değişiklikleri yapalım. Kruse biraz yorulmuş olabilir. Tek top bastım da bazen yapmıyor ya. Şimdi Deniz Türüç kalsın. Sol tarafta Marin yerine Ferdi'yi biraz da deneyelim değil mi? Sağ tarafta da dur şöyle kanatlarımız biraz hızlansın arkadaşlar. Şeyleri gelsin. Güçleri yine gelsin. Mevlüt gelsin lan şu Muriç yerine. Yeter lan. Emre Belezoğlu Ozan Tufan'ın yerine geliyor. Normalde Gustavo ile Emre'yi oynatmam ama bu maç oynatacağım. Evet. Şu değişiklikleri yapalım bakalım. Belki bir şey yarar ya. Ne diyorsunuz? Oha. Gustavo çekti. Şimdi baktı arkadaşına. Ah be Kruse be. Yaz bir oğlum şunu ya. Antonio Marin. Kolarov'la oynadılar. Kolarov dışarıdaki Ozan'ı gördü. Ozan dönemedi. Ya Ozan kıçın kalksın be.
20 yaşında, 23 yaşında çocuksun. Kıçın kalkmıyor lan. Biraz seri ol ya. Regales çok tehlikeli geliyor. Aman çocuklar, aman çocuklar yapmayın. Serdar hemen kademeye girdi ama güzel, güzel. Altay'ın üzerine gitti şut. Daha 10 dakika daha var. Hadi çocuklar, hadi. Bu maçı kazanması gerçekten çok önemli Fenerbahçe'nin. Gustavo sen yapma bari ya. Oğlum sen yapma ya. Yoruldun mu? Sen de mi yoruldun? Ne oldu? Falet vurdurmadı. Bravo Falet. Şimdi hızlı çıkmak istiyor Fenerbahçe. Marin. Şimdi koşusu var orada. Kruze yine çok güzel bir koşu yaptı da. Pas geçmedi abi. Hızlı çıkıyoruz hadi. Heh şöyle öne. Topu kaptıracağımıza geri oynarız. Şimdi bakalım Marin. Marin tekrar içeride arkadaşını gördü. Marin kaçtı. Yap tek topunu. Ya Vedat sen var ya senin de kıçın kalksın oğlum ya. Lan bir bırakın da gidelim istediğimizi yapalım be. Oyuncu da değiştiremiyoruz arkadaş. Top dışarı çıkmıyor ya. Fenerbahçe teknik direktörü çok gerildi. Şöyle faul yapayım da. Bak bindiren adam var, bindiren adam var. Kolarov hemen tecrübesiyle geldi tabii ki o durumu kapattı. Aman aman. Hadi son dakika, son dakikalar. Hızlı gidiyoruz hadi. Oğlum oyuncu değişikliği yapamadan oyun bitecek lan. Son atak. La bindir lan. Son atak oğlum. Allah kahretmesin seni. Allah seni kahretmesin Vedat Nur üç kere ya. Şurada dışarıdaki adama pas atmadı da gitti nereye attı ya. Ulan şurada kendi evimizde Legalist'le beraber kaldık. İnanılır gibi değil ya. Lan Vedat vallahi sen ne adamsın ya. Kimle oynuyoruz şimdi? Newcastle United'la oynuyoruz. Premier Lig'e değil. Yok lan Premier Lig'den düşmüştü herhalde bunlar. Eski Premier Lig'e gidiyoruz. Tamam olsun. Önceden Premier Lig'deydi. Şimdi şöyle bir bakalım. Marin'i birazcık yetersiz görüyorum arkadaşlar bir tık ama bu maçta da yine deneyeceğim. Antonio Marin henüz daha çok küçük. Onun antrenman programını benim belirlemem gerekiyor. Ondan sonra daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şuradan şöyle hemen bir geçeyim. Start'a basarak. Ve evet Fenerbahçe European International Cup'ta Newcastle ile karşılaşıyor. Bütün taraftarların gözü şu anda Fenerbahçe'de. Deplasmanda oynayacağız. İngiltere'ye geldik. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. İyi olan kazansın diyoruz. Umarım iyi olan Fenerbahçe olur. Max Kruse yine önde baskısıyla devam ediyor. Her zamanki futbola başlama biçimi önde baskı. Kruse hala baskı yapıyor. Kruse hala baskı yapıyor derken Kolarov şimdi geldi takım arkadaşını. O da biraz destek olmak istedi. Kolarov, lan neler yapıyorlar lan? Ne yapıyoruz lan? Kolarov. Şimdi ortada Ozan'la oynadı. Ozan baktı, Gustavo'yu gördü. Gustavo tek top, şimdi Kruse. Marin çok güzel döndü topla. Kolarov. La bindir lan. Kolarov. Olmadı Kolarov, olmadı Kolarov. Daha iyi atman lazım o pası. Kruse çok güzel bindirdi, bekledim. Joel Linton kimse artık bilmiyorum ama Kolarov rakibini kaçırdı bir an ama. Eyvah yaşlı kurt ne yaptın? Eyvah. Ulan Altay sonunda sana bir iş düştü ve elinden gelenin en iyisini yaptın. Bravo lan. Herifler de iyi geldi ha. Yapmayın çocuklar. Bu kupayı kazanmak istiyoruz. Serdar Aziz ne yaptın oğlum? Lan yedik golü ha bence. Aman aman. La oğlum vursana şu topa. Böyle bir şey oyuna niye koyarsın ya? La böyle bir mekanik niye var oğlum oyunda? Böyle bir vurma şekli mi olur topa ya? Topa üflüyor la herif. Allah'ım ya Rabbim ya. Electronic Arts beni deli ediyor bazen ya. Eyvah. Eyvah. Neler yaşanıyor ya? Şimdi solda. Evet şimdi sağ taraftan Deniz Türüç ile hızlı çıkmak istiyor Fenerbahçe. Yap 2'ye 1'ini. Lan oğlum önceden 2'ye 1'e bastım. Yani pası yaptım ama sanırım futbolcularla alakalı ya. Yani futbolcularla alakalı olsa gerek. Çok kötüler oğlum. Pas atıyorum önceden. Pas atmak yerine koşu yapmaya devam ediyor mesela. Gibi. Lan yiyeceğiz golü ha bak. Çok baskı kurdular. Newcastle şu anda Fenerbahçe'yi baskı üzerine baskıyla gardını düşürmeye çalışıyor derken izla. Şöyle bir baksak mı arkadaşlarına. Şimdi Fenerbahçe pas yapıyor. Kolarov. Şimdi gitti. Marin'in koşusunu gördü. Çok güzel bir pas. Antonio Marin.
Vedat Muriç içeride ama kötü bir orta geldi Marin'den. Çok güzel. Fenerbahçe topu karşılamayı başardı. Şimdi Kolarov içeride. Kruse'yi gördü. Max Kruse Vedat'ı gördü. Vedat çok güzel döndü. Vedat Muriç. Yine olmadı. Vedat güzel döndü ama şutu birazcık yavaş kaldı. Sağ ayağıyla attığı için olabilir. Vurdurmayın çocuklar. Fenerbahçe yine topa hakim bu dakikalarda. Şimdi Luis Gustavo ile atak arayışı içerisinde. Soldan Kolarov bindirdi. Gustavo'yu gördü tekrar. Gustavo pas atacak arkadaşını arıyor. Şimdi Kruse'ye baktı. Kruse geri döndü. Gustavo'yu görmek istedi. Kruse yine blok etti topu. Topu pas atacağına normal bir şekilde pas atsana Kruse. Tabii o adamın skill yeteneği falan yüksek görünüyor FIFA'da. O yüzden böyle topukla pas falan yapıyor abi. Marin hemen orada müdahale etti. Ve şimdi çok güzel bir müdahale daha geldi. Ama Taci yine Newcastle kullanıyor. Kruse ön bölgede baskısına devam ediyor. Fenerbahçe'nin şu anda Toygun hocanın taktiklerinden bir tanesi. Kruse çok büyük iş düşüyor ona. Önde baskı yapması gerekiyor. Şimdi eyvah eyvah. Kötü geliyorlar. Kötü geliyorlar. Yapmayın çocuklar derken Kolarov müdahale etti ilk başta. Yedik. Lan oğlum. Vallahi Newcastle çok tehlikeli geliyor. Fenerbahçe'nin biraz silkelenip oyuna dönmesi lazım artık. Kruse ile atağa çıkma aşamasında şimdi. Vedat Muriç şöyle baktı kimse yok. Kruse'nin koşusu var. Abi Vedat Muriç top. Aferin lan Vedat. Muriç topla buluşuyor da kimse yok yani pas atacağı. Takım öyle gitmiyor ya. Niye böyle acaba? Kolarov hemen geldi ama yine kaptırdı. Newcastle'ın gerçekten çok tehlikeli atakları var fakat Fenerbahçe'nin çok da ezilmediğini söylesek yeridir herhalde derken Newcastle'dan bir şut daha geldi ama açık konuşmak gerekirse Fenerbahçe eziliyor. Kahve içelim. Olsun, ikinci yarı daha iyi olacak. İkinci yarı çok daha iyi olacak. Öyle inanıyorum. Marin, seni değiştireceğiz. Seni belli ki biraz benim pişirmem gerekecek. Gerçekten geleceği çok parlak bir futbolcusun ama şimdi Kruse'ye verdiğim görevi Zayt'a veriyorum. Zayt senden beklentim çok yüksek. Aynı şekilde Ozan'ın yerine de Emre'yi alacağım. Normalde dediğim gibi normalde yapmam bunu ama oyunda yapacağım abi. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi Zayt'la atak çıkma konuşamadım lan. Zayt ile atağa çıkmak istiyor diyecektim diyemedim. Tek top oyna. Aferin oğlum sana. Yine top saklıyor gördüğünüz gibi. Vedat ama faul olması lazım. Orta hakem bayan bu arada. Oğlum faul değil miydi o ya? Eyvah eyvah kaçırma kaçırma. Kolarov. Kolarov. Rodriguez geldi şimdi. Kolarov'la birlikte oynayacak. Gördüğünüz gibi. Hemen. Allah. Sağ tarafta. Çok güzel. İzla çok güzel gördü takım arkadaşım. Şimdi hata çıkma vakti Fenerbahçe'de. Ooo Rodriguez uçtu gidiyor. Çok güzel bir pas. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Delirtme lan beni. Çık lan. Artık yeter be. Toygun hocayı kudurttun. Orada bir bindirme var o yüzden hemen oraya doğru koşu yapacağız ama yine de gitti o top oraya. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah. Onu. Offside hacı. Offside değil mi lan o? Lan hoca offside o. Vallahi offside olması lazım lan onun. Değil mi ya? Oğlum vallahi offside lan şu herif. Ya vay arkadaş ya. Ulan ilk mağlubiyetimizi alacağız ha. Aa gidiyorum lan. Aa koşuyorum. Aa. Sinirim bozuldu ha. Neyse kendimize gelmemiz lazım. Serdar Aziz rakibini karşıladı. Fenerbahçe şu anda 1-0 mağlup durumda. Aman aman. 2 olmasın bari 2 olmasın. Emre birazcık oyna lan. La biraz oyna lan. Delirtme lan beni. Aferin. Şunu şuraya. Heh.
Oğlum nasıl basıyorlar? Köpek gibi basıyorlar her yere ha. Şimdi Zayt. Zayt çok süratli. Miha Zayt. Zayt kendi topuna gidiyor. Yaptı pasını. Vur oğlum. Vur. Offside yok. Offside yok abi. Offside offside bir şeyler diyor. Spiker beni delirtiyor ha. Fenerbahçe şimdi deplasmanda Mevlüt'ün attığı golle 1-1 de beraberliği yakaladı. Siz hayırdır oğlum? Biz dururuz dururuz geliriz bir tane gol atarız. Oğlum Zayt'ın koşuyu gördünüz mü? Vallahi Zayt diyor ki hocam diyor sen beni diyor ilk 11'e yerleştir bak diyor. Ben sana söyleyeyim diye göz kırpıyor bana. Tamam Zayt. Zaten sen benim çok büyük beklentilerim olan futbolcularımdan birisin. Gerçekten Zayt'ı çok beğenirim ben ya. Çok kötü oynuyor bak Fenerbahçe'de. Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok yani. Ama Fenerbahçe iyi bir futbolcu abi. Zayt iyi bir yetenekli bir futbolcu yani. Sadece onun monte edilmesi gerekiyor. Bir şekilde futbola alıştırılması lazım. Tekrar böyle ilk 11'e. Neyse devam ediyoruz. Şu anda resmen İngilizlere soğuk bir duş aldırıyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe deplasmanda kötü oynadığı maçta, özellikle ilk yarı hiçbir etkisinin bulunmadığı maçta beraberliği yakaladı Zayt'ın mükemmel bireysel performansı sayesinde. Şimdi hızlı atak şansı. Emre baktı Zayt'ı gördü yine. Zayt soldan bindirmek isteyen Rodriguez'i gördü ama adamlar İngiltere yani Newcastle şu anda gerçekten çok iyi marke ediyor takımımı. Zayt. Zayt takımın beyni oldu resmen. Güzel bir pas geldi. Şimdi Mevlüt. Emre. Mevlüt'ü gördüm. Mevlüt tek top oyna oğlum. Oo hocam foul var lan. Şimdi soldan bindiren Rodriguez'e güzel bir pas. Rodriguez. 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 Her zamanki alışık olduğumuz o muhteşem koşularından birini yaptı ama Kolarov bitmiş abi. Hasan'ı almamız lazım. Şutunu da çıkarttı. Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Kaleci gerçekten mükemmel bir kurtarış gerçekleştirmiş. Kolarov Fenerbahçe'nin yaşlı kurtu. Hasan Ali'ye bıraktı yerini. Şimdi Falet bir kafa. Falet. Falet. Ulan oğlum. Heh, tamam. Ferdi'yi de aldık. Vallahi Fenerbahçe 2-1. Burun buruna kaldı golle. İngilizler dediğim gibi buz gibi duş aldı arkadaşlar. Resmen neye uğradığını şaşırdılar. Fenerbahçe dakika 70'ten sonra bir açıldı pir açıldı. Falet. Gerçekten çok geldiğinde ilk geldiğinde çok büyük eleştiriler aldı. Ama gösterdiği performansla ben bu takımın ilk 11'ini hak ediyorum mesajını bütün camiaya gösterdi ve taraftarın sevgilisi oldu Simon Falet. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Olmadı. Olmadı çocuklar. Bu hiç olmadı. Şurada şu maçı kazanmaya yakın olan adam en son Zayt tekrar topla buluştu. Bakalım ne kadar gidebilecek. Zayt. Zayt foul olması lazım. Ya hocam sen şerefsiz misin ya? Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ulan şu maç tamam ilk yarı ben kötüydüm falan filan ama yani o kadar da gole yaklaştık. Fenerbahçe maalesef ilk mağlubiyetini Avrupa'da görüyor arkadaşlar. Düzenlenen bu özel kupada ilk mağlubiyetini almış bulunmakta. Evet. Maalesef yeniliyoruz. Fakat yenilirken kimse bizim iyi mücadele etmediğimizi söyleyemez. Kazanmaya da gayet yakın bir hale geldik. Ama maalesef yenildik. Kupada yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Bakalım sezon öncesi düzenlenen bu Avrupa'daki kupaya dolu dizgin devam ediyoruz. Bir sonraki maçta neler gelecek başımıza hiçbir fikrim yok. Ama ben şunu biliyorum ki bu ara bol bol FIFA videoları gelecek. Sizler de lütfen yorumlarda bana desteklerinizi esirgemeyin. Bol bol yorum yapın. Bol bol like atın. Ben de oradan anlayayım iyi bir hoca olduğunu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.